Herkese merhaba. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Topaz Kennels'a geldik. Şerif Hoca bizi bekliyor. Birlikte bakalım, konuşalım. Ondan bugün neler öğrenebiliriz? Neleri değiştirebiliriz? Hadi gidelim. Ceketimi yiyor köpek. Onun için çok büyük bir değişiklik. Bir baktım ceketimi ısırıyor orada. Salça. Salça tam ismini uygun köpek. Salça oluyor bize sürekli. Çiş problemi, tuvalet alışkanlığı kesinlikle değiştirilebilir. Havlama alışkanlığı değiştirilebilir. Siz evden gittikten sonra ağlama alışkanlığı değiştirilebilir. Gel buraya, size bir dakika, çok daha fazla dayanamayacağım. Çok tatlı bir şey göstereceğim. Affedersiniz ama yani onu daha fazla kayıtsız kalamayacaktım. Bakın böyle bir şey dolaşıyor buralarda. Nasıl doğru olur bu ödül mamasının kullanımı? Şşt, şu anda yaşadığım problem tam olarak bu. Yani ben bu hayvanın şu anda nasıl dur, baksanıza yani mümkün mü yani bunları sakinleştirip? Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Topaz Kennels'a geldik. Şerif Hoca bizi bekliyor. Birlikte bakalım, konuşalım. Ondan bugün neler öğrenebiliriz? Neleri değiştirebiliriz? Hadi gidelim. Şu anda eğitmenimiz Şerif Ayan Bey var yanımızda. Bizi buraya kabul ettiler. Onunla birlikte çok güzel ve faydalı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu arada arkadan hep köpek sesleri ve ağlama sesleri geliyor. Korkmayın, hiçbir sıkıntı yok. Yanımıza gelmek için ağlıyorlar sadece. Köpeklerle çevrilmiş durumdayız. Nasılsınız Şerif Bey? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de iyiyim. Çok mutluyum burada şu anda. Bugün aslında Şerif Bey'le sahiplenilen köpeklerde, yetişkin köpeklerin yarısı neredeyse geri geliyor. Geri dönüyorlar bakıldığı yerlere, eski sahiplerine, barınaklara. Bunlar en iyisi, en kötüsü de sokaklara geri dönüyorlar. Bunun belli sebepleri var aslında. Bunların bir kısmını değiştirmek, aslında doğrusunu anlatmak, belki bir şeylere faydalı bir çözüm bulmak adına sohbet edeceğiz. Sizden bilgiler alacağız. Siz de şahitsinizdir. Gelen eğitim için gelen köpekler de var. Zaten çok köpeklerin olduğu bir alandasınız. İnsanlar güzel bir şeyler yapmak için köpek sahipleniyorlar. Daha önce birisi tarafından bakılmış, barınakta yaşamış, sokağa atılıp barınağa düşüp oradan geri çıkmış. Yani bir sürü travma yaşamış, farklı köpek alışkanlıkları olan köpekleri sahipleniyorlar. Aslında güzel bir şey yapmak istiyorlar fakat yarısında, yaklaşık %50'sinde problemler yaşanıyor ve yollarını ayırıyorlar. Siz sebeplerini bizden daha iyi biliyorsunuzdur aslında. Bunun temel sebeplerini ne olarak yorumluyorsunuz? Sahiplendiğiniz can minimum gönül ister ki 16-17 senelik bir ömrü olacak sizinle beraber. Ömrünü geçirirken de bu köpeğin bir öncesini bilmeniz lazım. İkincisi, hayatınızın artık stabil bir rutine oturmuş olması gerekiyor. Eğer ki tam olarak siz daha ne yapacağınıza karar vermediyseniz ya da hayatınızdaki büyük değişikliklere hazırlanıyorsanız, hı hı, köpek sahiplenmek için doğru bir zaman olmaz bu zaman. O zaman şey diyelim mi, köpek sahiplenmek için öncelikle hangi şartlara sahip olmamız gerekiyor? Kimler köpek sahiplenmeli veya kimler köpek sahiplenmemeli, köpek sahibi olmamalı? Köpek sahiplenmek için kendimizde aramamız gereken ilk şart vaktimiz olması lazım. Hı hı. Köpeklerle yaşadığımız problemlerin çoğu köpeğin yalnız kalmasından kaynaklı. Yani çoğu köpek zaten sizle dirsek temasında olmak istiyor. Sadece siz eve gittiğiniz zaman televizyonun başında uzanırken işte yanınızda yatmasını istiyorsanız, hı hı, bir köpeğin, sadece bunun için hani bir günde 15 dakika 20 dakika seveyim diye beslemeye çalışıyorsanız çok büyük problemlerle karşılaşmamanız, evet, olası bile değil. Peki şimdi köpek sahiplenme şartlarında haberdarız. Evet, köpek sahiplenir, köpek alabilecek durumdayız. Bir köpek de yaşayabilecek durumdayız. İlk aşama ne olmalı? Yani ve alacağımız köpek de belli. İlk aşama nasıl olmalı? Yani onu hemen eve alıp, gelip hemen eve alıp götürüyorlar mesela. Yani çok uygun bulmuyoruz. Yanlış değil mi bu? Evet, bunu çok uygun bulmuyoruz. Çünkü nasıl olmalı doğrusu? Köpek bağ kurduğu ailesiyle beraber yeni sahiplenecek kişi, eğer ki bir başka birisinden sahipleniyorsanız köpeği,
birlikte vakit geçirmesi lazım. En azından birkaç defa. Bizim burada pansiyon işletmemiz var. Biz bile hemen ilk gün pansiyona köpek kabul etmiyoruz. Hı hı. Bunun sebebi köpeğin önce ortamın güvenli olduğuna, sahibiyle beraber, bağ kurduğu güvendiği insanla beraber inanması, güvenmesi, sonrasında ufak bir geçiş yaşıyorsunuz. Yani bir köpeği sahiplenmeden önce eğer ki şeyden varsayarak konuşuyorum, hani başka birisinden sahipleneceksiniz. Köpekle vakit geçirmeniz gerekiyor. Köpek sahibiyle beraberken köpekle vakit geçirmeniz evet. gerekiyor. Bir süre vakit geçirdikten sonra evinize almanız köpek için çok kolay bir geçiş açısı olur. Köpekler bu şekilde öğrenir zaten. Adım adım, minik minik adımlarla. Bu hem köpeğin bir anlamda travma yaşamasını önler. Ayrılık ve terk edilme travması yaşamasını önler. Diğer yandan da siz köpeğiyle vakit geçirerek sahipleneceğiniz köpeği biraz daha tanımış olursunuz. Daha evinizi almadan önce, bu kararı vermeden önce. Ki bu iki taraf için de güzel bir anlaşma. En sağlıklı olanı. Şimdi köpek sahiplenmeye karar verdik. Hangi köpeği dostumuz olacağını da karar verdik. Hemen dışarıda ilk görüşte hayvanı alıp eve getiriyoruz. Hayvan sizi hiç tanımıyor. Zaten bir travma yaşamış. Alışkanlık olduğu aileden veya yerden ayrılmış. Eve geliyor. Bir yabancı var. Neredeyim? Ne yapıyorum? Sizi hiç tanımıyor ve hayvan şoka giriyor ve bir travması varsa bir travmaya daha giriyor. Tabii. Ne oluyor? 1-0 yenik başlamış oluyoruz böylelikle. Bağ kurması daha da zorlaşıyor sizle. Zaten en önemlisi, bir şeyler öğretmek istiyorsanız köpeğinize önce onunla bağ kurmanız lazım. Her şey bunun üzerine yürüyor. Yani o köpek size güveniyorsa eğer ki sizinle her şeyi yapmayı sever. Evet. Ama birden rutin üzerine yaşayan hayvanı, köpekler çok böyle rutin severler, disiplin severler, mamasının her gün aynı saatte verilmesini evet. bile severler. Bu rutindeki değişiklik, ev değişikliği. Ceketimi iyi ya köpek. Onun için çok büyük bir değişiklik. Salça! Onu böyle alabilirim. Bir baktım ceketimi ısırıyor orada. Salça! Salça tam ismine uygun bir köpek. Salça oluyor bize sürekli. O yüzden koydum zaten salça. Peki. Hep şunlara şahit oluyoruz. Bana da mesajlar yazan olur ki size kat kat fazla oluyordur. Şunlar oluyor. Biz bir köpek aldık, sahiplendik ama işte çişini yapıyor, kakasını yapıyor, havlamaya başladı. Biz evde onu bırakınca köpek havlıyor. Yani hiçbir problem olmayacağını düşünerek alıyor insanlar. Hayır, onlar da bir canlı, hepsinin karakteri var, farklı özellikleri, alışkanlıkları var. Çoğunun geri bırakılma sebebi insanların onları böyle her şey kusursuz olacak diye düşünüp köpek hani çişini yaptı. Yapıyor hani bunları, zaten. Işte bunların hepsinin hesaplanması lazım evet, aslında. Evet, bunları yani. Bir bilmek lazım. Siz daha iyi bilirsiniz. Eve geldik şimdi köpeğimize, ilk eve geldik. Onunla ilk evdeki bir köpeğe ilk davranışlarımız nasıl olmalı? Ve köpek problemli bir köpek. Bu aşamada neler yapmalıyız? Şimdi köpeğin eğer ki aşamayacağımız bir davranış problemi varsa kesinlikle profesyonel yardım alınması lazım. Hı hı. Agresyon dediğiniz şey tam olarak nedir? Mesela hiç bilmeyen birisi gibi soruyorum. Hani insanlar çünkü köpeğin havlamasını da böyle zannediyor ve oyunu yapıp aslında kuyruk sallıyor. Onu da sinirli zannediyor. Hani agresyon dediğimiz şey ne oluyor? Agresyon köpeğin beden diliyle birazcık alakalı, bunu görmeniz. Kulakları arkaya doğru yatmış, size dişlerini göstererek hırlayan bir köpek gördüğünüz zaman bunun bir sonraki aşaması muhtemelen saldırma olacaktır. Hı hı. Bunun sebebi gene köpeğin saldırgan olduğundan kaynaklı değil. Köpek o an bizim bir şey yapmamızı istemiyor. Ve biz onu farklı bir şekilde yapmalıyız. Eğer ki o an mesela önünden mamasını almak istiyorsunuz köpeği. Hı hı. Dışarıda yaşamış köpeklerde genelde büyük problemdir bu. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki besleme alanlarında çok büyük bir hengame oluyor. Mama kaynağı gelmiş ve her zaman doğanın kanunu güçlü olan yiyecek hangisi hangisini bastırabilirse. Hangi davranışlar değiştirilebilir, düzeltilebilir, onarılabilir davranışlar içine tüm giriyor? Davranışlar. Mesela davranışlar. Tuvalet alışkanlığı değiştirilebilir. Havlama alışkanlığı. Biz evde yokken köpeğimiz havlamaya başladı. Misafirler, ben sayayım o zaman. Siz değiştirebilir, değiştirilemez dersiniz. İnsanlara da böylece belki güzel bir şey öğretmiş oluruz. Öncelikle en sık yaşanan problem tuvalet problemi. Köpek çişini yapmaya başladı. Hatta ben şöyle bir şey anlatacağım. Terrier cinsi bir köpek sahiplendirdik. Fakat köpek daha önce 3 kere geri geldi. Geri gelmiş bir köpek. Neden? Tuvalet eğitimi, tuvalet problemi yüzünden geri gelmiş bir köpek. Çişini eve yapıyormuş. Ve ben bunu alacak kişiye bahsettim. Bakın böyle böyle çok sabırlı olmanız gerekir. Çok sık tuvalete çıkarın.
hani ille çişini bir yere yapması günde iki kere değil. Hemen bir yerleri koklamaya başladı mı? Başta çok sık çıkarmanız gerekecek. Bunu kabul ediyor tabii musunuz? Ki. Kesinlikle dedi. Kabul ediyorum. Ben bununla uğraşabilirim. İlk sahiplendiğinde bir hafta boyunca sürekli çişe çıkardılar. Çok sık çıkar. İki saatte bir çıkardılar. Ve hayvan bir kere bile çişini eve yapmadı. Bu kesinlikle bizle alakalı. Yani kesinlikle şimdi burada üç kere geri dönen köpek mi suçluydu? Yoksa bir hafta içinde tuvalet eğitimini verebilen insan mı haklı? Hani kendimize de bir bakmak lazım. Köpeklerin bu konularda hiç suçu yok. Yani biz onları kendi hayatımıza dahil etmeye çalışıyoruz bir anlamda. Şimdi sokaktan yaşayan köpeklere baktığımız zaman sen oldukça geziyorsun biliyorsun. Hı hı. Kendi yaşadıkları bölgeye zaten çişlerini kakalarını yapmıyorlar. Gidiyorlar kendi yaşadıkları bölge haricinde dışarıda çişini kakasını yapar tekrar kendi bölgesine geliyor. O yaşadıkları bölgede bunu zaten köpek istemiyor. Ama belirli yöntemleri var bunun. Birincisi köpeğin nereye yapmasını istiyorsun? Çünkü bu tuvaletin asla ben bir eğitim olduğunu sanmıyorum. Tuvalet kesinlikle bir alışkanlık ve yönlendirmedir. Evet. Yani o birazcık bana canilik olur gibi geliyor. Hani kakanı tutacaksın, kakanı tutacaksın, kakanı tutacaksın. Bir insana bile bunu yapmak bir anlamda insan bile yapamıyor bir yere kadar. Yani yetişkin bir insan için konuşuyor. Çiş problemi, tuvalet alışkanlığı kesinlikle değiştirilebilir. Havlama alışkanlığı değiştirilebilir. Siz evden gittikten sonra ağlama alışkanlığı değiştirilebilir. Eve misafirler geliyor, çok yaşanıyor, çok heyecanlanıyor, herkesin üstüne atlıyor bu köpek. Mesela. Çok kolay bir eğitimle, değiştirilebilir. Dışarıdayız, yabancı maddeler yiyor, sokakta bulduğu her şeyi yiyor. Ben hep hani problemleri hatırlamaya çalışıyorum, en çok insanların yaşadığı problemleri. Tasmasından çok çekiyor, rahat yürümüyor, sağlıklı çok yürümüyor. Çok kolay değiştirilebilir. Bu bahsettiklerim hepsi köpeklerin geri verilme nedenleri maalesef. Yani hepsi değiştirilebilir, düzeltilir. Gel buraya size bir dakika, çok daha fazla dayanamayacağım, çok tatlı bir şey göstereceğim. Affedersiniz ama yani onu daha fazla kayıtsız kalamayacaktım. Bakın böyle bir şey dolaşıyor buralarda ve ben bu buralarda dolaşırken dikkatimi toplamaya çalışıyorum. Allah'ım. Oh, hadi sen şimdi git, sonra ben seni seveceğim. Hadi git. Ay dur. Hoppa. Konuya dönersek daha fazlacık onu mıcıklamadan duramadım. Tüm bu değiştirilebilir şeyler aslında bilmediğimizi, anlamadığımız için bizim için çok büyük problemler. Ve şu anda bu alandaki hayvanların belki %20'si, %25'i sahiplenilmiş cins ve sokağa atılmış köpekler. İşte sebepleri bu saydığımız şeyler. Yani sebepleri biziz. Bizim sabırlı olamamamız, bu konuda bilgisiz olmamız, bir hevesle alıyor olmamız. Köpeğimiz geldi, işte yapmaması gereken bir şey yaptı evde. Biz onu beden dili olarak nasıl yaklaşmalıyız? Bir de biz sanırım bu ödül mamalarını, ödül çubukları falan hiç kullanma alışkanlığı olmayan bir... Yok genelde. Milletiz de yani. Diyebilirim. Bizim hiç ödül maması kullanma alışkanlığımız yok. Böyle gözlemliyorum. Bunun da faydası nasıl? Yani insanlar bunu da kullanarak nasıl yönlendirebilirler köpeklerini? Nasıl doğru olur bu ödül mamasının kullanımı? Köpeklerde eğitim tam anlamıyla pozitif pekiştirmeyle. Ama negatifi bilmeyen pozitifi de bilemez. Siz... Negatif yaklaşım derken, eğitimi ilk negatif iletişim derken negatif iletişim nasıl olur? Önce bir ondan bahsedelim, sonra pozitif nasıl, hani pozitif etki kalır, nasıl pozitif eğitim verebiliriz onu konuşalım. Bizim eğitim sürecinde köpeğe verdiğimiz negatifimiz kesin, net bir tonla hayır. Biz bu hayırı köpeğin bağdaştıracağı bir şekilde ve tutarlı bir şekilde devam edersek zaten başka bir şey kullanmamıza gerek kalmayacak. En büyük yaptığımız yanlış anlamamak zaten. İletişim kurduğunuz zaman, anladığınız zaman, işte salçayla tanıştın, o köpek sokaktan sahiplendiğimiz bir köpek ve hiçbir eğitim programından geçmedi. Ama bizimle çiftlik içerisinde inanılmaz uyumlu yaşıyor. Köpek zaten bunu kendisi yapmak istiyor. Sizin hayatınıza, sizin rutininize bir yere kadar, elinden geldiği kadar daha doğrusu, destek olmaya ve bağlanmaya çalışıyor. Burada biz hatayı yapıyoruz, biz uzak duruyoruz, biz bazı yanlış yönlendirmeler negatif yapıyoruz. Negatif bağlaştırıyoruz hareketleriyle onu, hep kızmamızı, şey yapmamızı, hayvanı yanlışlıkla tedirgin ediyoruz aslında, hata yapmasına kesinlikle sebep oluyor. Pozitif iletişim eğitimlerde nasıl sağlayabiliriz? Pozitif iletişim, pozitif pekiştirme kullanıyoruz şu anda. Pozitif pekiştirme yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem kapsamında köpek doğru hareketi yaptığı zaman ödüllendirilir. Yanlışı, negatifinde de ödülü alamamasıdır.
ödülü almak, ödül maması evet kullanıyoruz ama hep ödül maması da değil, sevgi de dahil de. Yani tabii ki, aferin tabii oğlum, aferin kızım, şöyle bir sevmek, bir sarılmak. Bunlar hep işte o hareket, evet ben bunu yapmadım, bana kızdı değil, ben bunu yaptım, beni sevdi ve bana ödül maması verdi. Aradaki fark bu, yani çok önemli bir fark. Kesinlikle aslında. Temas ya biz agresif bir köpek yapacağız ya sevgi dolu bir köpek yapacağız bunlar tamamen karşı. Doğru sahip, mu konuşuyorum? Tamamen sahipten kaynaklı. Kesinlikle doğru söylüyorsun. O zaman şöyle, ben ödül mamalarıyla ilgili şöyle bir hata yapıyorum. Ben kendimi burada hatalı olduğumu biliyorum çünkü köpeği kontrol edemiyorum. Geçen gün de bir kurt köpeğine ödül vermeye çalışıyordum. Hayvan çok heyecanlanıyor. Benim elimde ödül maması var, üstüme atlıyor. Ödül mamasının kokusunu duyunca zaten çok lezzetli. Onlar için en top şey yani ödül maması. Efsane olduğu için heyecanlanıyor, beni algılamıyor. Ben ona eğitim vereceğim yere hayvan iyice heyecanlı, panik yapmış. Yani elimi kaptı mesela köpek ödül maması yiyeceği zaman. O andaki heyecanını zaten ben bunu beceremiyorum. Daha fazla. Hazır hani ödül mamasından ve eğitimden ve pozitif etkiden konuşmuşken birlikte böyle üstünden geçebilir miyiz? Olur, ben nerede olur, hatalar tabii yapıyorum? Yani bu hatayı ben yapıyorsam bir sürü insan da benimle birlikte yapıyordur diye kesinlikle düşünüyorum. O zaman üstünden bir geçelim bakalım, tamam, nerede bakalım, hatalar yapıyoruz. Bakalım. Öncelikle şimdi ben nasıl problemler yaşıyorum, Şerif Hoca da buradayken birlikte bir gözden geçirelim. Şimdi hocam ben bir köpekle birlikte, gelin bakalım, gel, gel, gel. Şimdi bunu yapıyorlar direkt mesela. Şimdi ben şu anda yaşadığım problem tam olarak bu. Yani ben bu hayvanın şu anda nasıl durmaksanız yani mümkün mü hani bunları sakinleştirip? Mesela seviyeni değiştir. Bir seviyeni de değiştir, ayağa kalkabilirsin. O zaman önce tamam, ben bir yapmaya çalışayım. Siz tamam, hataları normal bilmeyen insanlar olarak. Şimdi ben bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir dakika. Bu zaten şu anda tabii oturuyor. Şişt, dur, dur, dur. Bekle, bekle. Aa, bekledim. Yavaş yavaş. Evet, yani şu, bir şeyi yanlış yapıyorum. Şu aşamada verirsen onların hareket etmesini ödüllendirmiş olursun. Hareket ettikleri için ödül. Önemli bir de, olan bir de zamanlama. Ben şunu yapıyorum. Çok debeleniyorlar ya şimdi benim üstüme gelmek için. Aman yesinler bari diyorum. Mesela şu an vermek istiyorum. İşte şu an oturduğu anda verdiğin zaman doğru zamanlamada vermiş olursun. Zamanlama her şey tabii, bir konuda. Birer tane artık yediler. Al. Tamam şimdi genel olarak yaşadığım problem bu. Ben iyi bir hayvan severim. Fakat iyi bir eğitici değilim. Bunu biliyorum, kabul ediyorum. Şimdi kendi köpeğim olsa, bana bu şekilde bir köpek gelmiş olsa, sahiplenmiş olsam ben bunu nasıl bu köpeği sakinleştirip yapmam gereken şeyi ona nasıl anlatmalıyım? Bu gördünüz benim halimi. İsterseniz siz ben, devam ben edin. Ben de bir göstereyim. Bir de sizle bakalım neler yapabiliyoruz. Köpeğin heyecanlı yapısını sakinleştirmemiz lazım. O da bizim vücut dilimiz oluyor biraz daha. Şimdi sen verdin onu. Ben aldım. Salça. Salça. Gel. Şimdi yine aynı şekilde. Heyecanlı. Elimde tutuyorum. Salça. Oyun istiyor, oynuyor bile şu anda. Salça anlayamadı. Şimdi köpeğim durdu. Neden sizde durdu şimdi, ben anırmadı? Benim enerjim mi çok yüksek? Ben mi kendimle mi heyecanlıyım, kontrolsüzüm? Aynen. Bir de şimdi ben burada habire kaşınıyorum ya. Bir kendime engel olamıyorum. O kadar doğal devam ediyorum ki şu köpeklerin dokunduğu her yer beni kaşındırıyor. Ödül verirken seçtiğimiz ödülde şuna dikkat etmemiz lazım. Bir kere köpeğin hemen yiyebileceği, hızlıca hop mideye indirebileceği bir şey olması lazım. Ağzında gevelerken, uğraşırken, bir şey öğretirken bu sefer dikkati ona dağılıyor. Hı hı. O yüzden mesela bu tarz kullanılan ödüllerde bunu parçalayarak vermemiz daha iyi. Şimdi, ben komple bütün veriyorum. Heh. Bu da bir hata. Şimdi ben de mesela şu anda bunu benden almak isteyecek. Dikkati başka yerlere savruluyor. Bir labrador bebeği çok obur olurlar kendileri. Vermediniz ama. Şu aşamada vermiyorum. Elimde tutuyorum ama vermiyorum. Ne yaptı? Sakinleştiği anda aferin. Ve eğilerek de tabii kesinlikle düştü yaprak mı o şey mi? Eğilerek de olmaması lazım kesinlikle. Yani işte aynı bakın seviyede, mesela size de yapıyor. Aynı seviyede olabilirsiniz. Mesela şu anda durdum ben. O da durdu, verdi. Heyecanlandırabilirim. Salça. Aa, koş, koş, koş. Ama vermiyorum. Sabit duruyorum. Ah. Durdukları anda. Niye bana evet böyle yapmadınız? Gel. Koş, al, yakala. Aferin.
Evet, köpekler karşılarında istikrarlı bir sahip görmek istiyorlar. Benim gibi heyecanlı, kendini çok kontrol edemeyen, daha ben kontrol olacağım ki köpek sonra karşımda oturacak. İşte benim gibi böyle çok fazla falan yapınca köpeklere ne oluyor? Bir şey anlatamıyoruz, öğretemiyoruz. Elimizde bir ödül maması var. Ödül mamasıyla doğru bir şey yapmamız gerekirken daha da yanlış yapıp hayvanın kafasını karıştırıyoruz. Böyle kısa bak birkaç bilgiyle birlikte hemen nasıl değişiyor? Ödül mamaları nasıl daha doğru kullanıyoruz? Görmüş olduk şu anda. Ki ikisi de eğitimli bir köpek değil yani bunların. Salça'nın bir bana yaptığına bakın. Sadece 10 saniyede. Bir de Şerif Hoca'ya yaptığına bakın. Hemen gelip artık karşısına oturmaya başladı. Bak hemen böyle öyle. Oturuyorum hani hadi bana bir şey yapamama vermeyecek misin? Demeye başladı. Bugün çok güzel bilgiler aldık sayenizde. Çok faydalı şeyler öğrendik hep birlikte. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yakın zamanda tekrar o zaman sizi ziyaret edelim. Her zaman yeni öğrenmemiz gereken bilgilerle birlikte gelelim. Sizden bilgileri alalım. Çok teşekkür ederiz ben bize zaman ediyorum. Ayırdığınız böyle için. Bir organizasyon ve planlama yaptığınız için. Ayrıca... O zaman görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Yakında yeni içeriklerle birlikte olacağız. Bu arada abone olmayı da unutmayın lütfen. Biliyorsunuz ki bu kanalda güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de bize ortak olun arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.